18 Ağustos 2019 Manisa Sarıhanlı Büyükbelen'deyiz. Evet. Rekor gelişim müşterimiz Mustafa Kaynar. Daha önce bir 2 yıl, 2,5 yıl önce burada bir diğer bahçesi vardı, çekmiştik. Burada da zeytin bahçesinde rekor gelişim kullanmaya devam ediyorlar. Burada neler oldu? Neler değişti? Burada ne oldu? Zeytinler güzelleşti, sürgünler güzelleşti. Zeytinler her sene vermeye başladı. Zeytinler her sene vermeye başladı. Aynı şekilde. Toprağı yumuşattı. Şimdi toprakta yürürken bile diyorsunuz hissediyoruz. Yani. Şimdi bura hisseli bir yer, bölünmüş bir tarla. Üst tarafında şöyle gösterelim. Bu şu an görünen ağaçlar da kullanılmamış. Evet. Yani bu bölgede ağaçlar. Bu taraflarda yok. Bu ağaçlarda var mı? Bunlarda da yok. Bunlarda da yok. Şunu da gösterelim yanımızda. Ve bunlarda zeytin de yok. Yok. Ve bunlarda geçen sene de yokmuş. Geçen sene de yoktu, bu yıl da yok. Geçen sene de yoktu, bu yıl da yok. Şöyle yapalım. Kullanmış olduğumuz bölgeye doğru gidelim. Şimdi burada yürürken söylediğiniz olayı biz zaten biliyoruz ama. Evet, yumuşak yürürken yumuşak. Şöyle gidelim. Şimdi burada hangi çeşit zeytinler var şey olarak? Edremit var. Trilya var, tekir var. Şimdi bu aralara dikmişsiniz. Evet. Yeni diktiğiniz ağaçlar. Kaç yaşında bunlar? 3 yaşında. Şöyle gelelim buradan gösterelim. 3 yaşında ağaçlar. 3 yaşında ağaçlar. Yani sulamayla ilgili suluyorsunuz ama herhalde suyla ilgili de bir sıkıntı var. Sulanmıyor yani. Bunlar sulanmıyor. Sulanmıyor. Kısmi. Şimdi bu hangi çeşittir? Bu Edremit. Edremit çeşidi. Şöyle geçen sene var yılı olan. Geçen sene vardı 10 yanı. Var yılı. Bu sene gene var. Şöyle aradan gösterelim. Sürgünlerimiz de aynı şekilde var. Evet. Gidelim şöyle aşağı doğru. Burası kaç dönümdü? Burası 6 dönüm. 6 dönüm. Şöyle gösterelim zeytinlerimizden de. Şöyle görünüyor. Yukarılara doğru gösterelim. Bölgede zeytinle ilgili zeytin tutumları nasıl bu sene? Zeytin tutumları yok. Zeytinler düşük yani. Zeytin bunlar yok. Rekor gelişim kullandığımız için güzel. Rekor gelişim kullandığımız için. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Zeytin de var yılı yok yılı ile alakalı. Zeytin bir önceki yıldan sürgünü yaparsa bir sonraki yıl zeytini tutuyor. Doğru evet, mu? Doğru. Şu tutuma göre mesela şurada gösterelim. Şurada şöyle tutum var. Bu da yeni yıl sürgünü. Doğru mu? Evet doğru. Geçen sene yani, çok zeytin vardı bunlar. Bir de zeytinle ilgili çok iyi bir yıl olmadı. Olmadı net. Doğru. Çünkü evet. Yağmurlar çok yağdı. Kış biraz uzun sürdü vesaire. Şöyle gösterelim bundan da. Bunun çeşidi nedir? Bu tekir. Bu da tekir. Şöyle gösterelim. Yakın çekelim şöyle bir. Bunların hasatına ne kadar var? 2 ay var. Kalibre olarak nasıl şu anda? 2 numarada. Yani 2 ay o var. Gösterelim şöyle. Şimdi burada şu sürgünler de aynı şekilde. Burada da aynı. Şöyle gösterelim. En azından bölgemizdeki Büyükbelen bölgesindeki üreticiler görsünler. Yani farklı farklı çeşitlerde yok yılı diye bir olayı kaldırmış oluyorsunuz. Evet. Ağaçlarınız çok canlı. Şu ağaç mesela. Bu ağaç kaç yaşında ortalama? 70 vardır. 70 vardır. Şöyle gösterelim şu zeytini. Yani mahsul anlamında. Kalibre olarak bunlar da gene aynı. Aynı. Aynı seviyelerde. Evet, çok umlu. Çok şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Var. Ağacınızın yaprakları şöyle gelin. Buyurun. Şimdi şu yaprak genişliği, yaprak kalitesi. Bakın şöyle göstereyim. Yani son derece geniş. Bak şu yeni sürgün. Şöyle. Genişlik anlamında. Meyve tutumu da güzel. Şöyle bu taraflardan da gösterelim. Yani şöyle yakın çekelim. Şöyle zeytini. Yaprak üstü sırlı zaten şey olarak. Bu da sağlıklı olduğunu gösteriyor. Artı hem sürgün hem şey var. Şimdi burada böyle gösterelim. Gidelim. Şöyle gidelim. Yani buradan daha net görülüyor. Şuradaki görüntü. Yani hem sürgün. Bakın şuraya gösterebilirsek. Şu bölgeleri. Şuradaki tutumları görüyorsunuz. Yani çok yüksek miktarda. Bak şuradan daha yakın. Şöyle gösterebilirsin. Şunlar. Bu şekilde gidiyor. Buraları da herhalde aynı şekilde. Buraları atılmayan bölge. Şimdi şu ağaçta var mı? Yok. Atılmamış. Atılmayan ağaç. Şimdi
Atılan ağaçla atılmayan ağaç arasında çok büyük sürgün farkı var, evet. Renk farkı var. Canlı, meyve kalibresi daha iri. Rekor gelişimi öncelikle büyük bölen zeytin üreticilerine tavsiye eder misiniz? Ederim, ediyorum zaten. Tabii burada daha farklı ürünlerde kullananlar da var. Yonca için kullanan bir abimiz de var. İbrahim gelsene bir dakika. İbrahim Bey var. İbrahim Bey. O pek videoya girmeyeyim dedi. Onu, yakışıklı görünmem dedi. Onu yoncada da kullandık. Yoncada da kullandık. Evet. Ne oldu yoncada mesela? Ne oldu? Siz ne gördünüz yoncada? %100 artış gördük ya. Şimdi kaç baleden kaç baleye çıktı mesela? %100'den 200'e çıktı. %100'den 200'e çıktı. Bu yoncanız kaç yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında bir yonca. Burada tabii ki siz de bu şeyi gördünüz. Bu topraktaki değişimi siz de mutlaka tespit etmişsinizdir. Evet. Şimdi Mustafa abi burada sürüm yaparken traktörle ikinci vites sürüyormuş. Evet. Daha önce belki bir takviye gidiyordu. Daha ağır devir gidiyordu. Şu an traktörle böyle boşmuş gibi gidiyor. Toprak gidiyor. O kadar gevşek. Biz teşekkür ederiz. Var mı buradan söyleyeceğiniz? Öncelikle Büyükbelen, Saruhanlı, zeytin üreticisi olan Akhisar'dır. Farklı illerde üreticiler sizi izleyecek. Her üretimimize rekor gelişim tavsiye ediyorum. Yani gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorsun. Tavsiye şunu edebilirim. Söyleyeyim. Rekor gelişim verdiğiniz para karşılığı size para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Değil mi? Hani sizin cebinize kendisini değil de ekstra para kazandırıyor. Şu ekstra görüntü. Para kazandırıyor. 3 yıldır aynı yerden zeytin alıyoruz. 3 yıldan beri var yılı yok yılı yok. Var yılı yok yılı yok. Şimdi ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Rekor gelişim bir ilaç bir gübre değildir. Bir evet. Toprak düzenleyicisi sınıfında üretilir. 11 yıldır vardır. Türkiye genelinde yetkili bayilerimiz var. Bayilerimizden ürün alan müşterilerimize açılmamış, kırılmamış, bozulmamış GTS kodlu ürünler almalarını tavsiye ediyoruz. Sizlere bölgenizde bu da bunun aynısıdır, benzeridir gibi ürünler lanse edilmiş olabilir, edilebilir. Bizimle hiçbir alakası yok. Yetkili bayilerimizin zaten yetki belgeleri vardır. Bu konuda da uyarmak istedim. Herkesin mutlaka bir ürünü vardır, üretim yapıyordur. Tamam. Ama birilerinin sırtına yaslanarak değil de delikanlıca çıkıp da ürünü sahaya sunup, çünkü 11 yıldır biz de buralarda enerjimizi harcıyoruz, zamanımızı harcıyoruz, evet. Paramızı harcıyoruz. Bazı zamanlar oluyor ki üreticilerin de aynı şekilde zamanlarını harcamış oluyoruz. Ama onlara sonuç olarak bu sonucu vermiş oluyoruz, sağlamış evet. oluyoruz. Bunu da uyarmak istedim. Varsa söyleyeceğim bir şey. Gelip bakabilir mesela, yer burada. Yer burada. Muhit kontrol olarak edelim. Söyleyeyim burayı. Büyükbelen'de ne diye geçer burası? Daralar mevki. Daralar mevki. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz, zaman ayırdınız. Size de teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin... İstediğiniz zaman...